Şu üç tane başlığı yapmazsanız bence geçen yılın aynısı gibi olacak her şey. Hatta daha da kötü. Kıyas yapıyorsunuz. Çok net söylüyorum, kıyas yapıyorsunuz. Ve çok iğrenç bir şey bu. Çok kötü bir şey. O plan program kağıtlarınızı bir bulun. Geçen sene yaptıklarınızı. Yanına başka bir şey. Bu yaptıklarınızı şöyle bir masaya koyun. Eğer ki gidişatınız hemen hemen aynıysa 6 ay sonra bir itirafta bulundu. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Hedefine yürüyen mezun tayfa. Nasılsınız? Bu video serisinin 4. videosuyla ben karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir. Çünkü çalışmalar artık daha şevkli, daha böyle istekli bir noktaya doğru gidiyor. Ya da hocam bırak Allah'ını seversen, hepimiz sıkıldık, sen de biliyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Tam da böyle olmaması için aslında biraz uğraşıyorum. Çünkü geçen yılın aynısı gibi olma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Neden? Bugünlerde Türkiye genelinde denemeler başladı. Daha da devam edecek. Sayısı da artacak ki bence hepsine girin bunların. Özellikle evde çalışan mezun tayfa. Sakın hocam biz evdeyiz, evde hallederiz falan filan demeyin. Lütfen dışarıda anlaşın kurumlarla ve bu denemelere gidin. Neyse, gidenler başladı. Geçen hani bir tane öğrencim geldi. Bu arada başlığı söylemeyi unuttum mu ben? Unuttum değil mi? Yani şu 3 tane başlığı yapmazsanız bence geçen yılın aynısı gibi olacak her şey. Hatta daha da kötüsü. Kapağı yazamadım da burada söyleyeyim samimiyetinize güvenerek, daha kötü olma tehlikesi bile var. Yani burada bana kızıp hocam abonelikten çıkıyorum falan deseniz de ben bunu söylemek zorundayım. Neden? Birincisi, kıyas yapıyorsunuz. Çok net söylüyorum, kıyas yapıyorsunuz ve çok iğrenç bir şey bu. Çok kötü bir şey. Ya geldi geçen hani bir tane öğrenci. Aynen yaşadığımı söylüyorum size. Türkiye genelinde deneme sınav sonucunu almış, işte kağıt elinde kitapçıklar falan, sonuçlara bakmış. Hani zaten şöyle bir huyunuz var ya, böyle her şey güzel giderken işte tik atma ya bırak Allah'ını seversen falan diye böyle hani böyle bir acayip tripleriniz falan var ya. Hani tamam, bunlar güzel, hani herkes tarafından böyle yapılabilir de. Neyse, zulmedilmiş bir deneme kitapçığı geldi. Hocam işte böyle olmayacak, hocam şöyle olmayacak, buradan bu yanlış çıkarmış, şu dikkatsizlikten gitmiş, şu yani o sırada dışarıdan overlock makinesi geçti, o ondan yani bir sürü böyle hata ve bunu söyleyen öğrenci hatta üniversiteye gidip üniversiteyi ikinci sınıfta bırakıp yeniden gelmiş bir mezun öğrenci. Yani içinde bulunduğu durum daha da farklı. Şimdi kaldı ki bana bunların hepsini anlatıyor. Ben dinledim sadece dinledim. En son noktaya geldim. Peki dedim, o zaman buradan ne sonuç çıkarabiliriz? Hocam galiba bu iş olmayacak. Ya da aynı eskisi gibi olacak. Ben bunları zaten yapıyordum. Zaten bunları yapamıyordum ve şimdi aynısı gibi bir duruma doğru getirdi ki öyle değil de. O hissiyat da öyle söylüyor. Neyse, ben sonuna kadar dinledim. En son geldiğimiz nokta. Ona şunu sordum. Biz şu anda kaç kaynak bitirdik kitaplarda? İşte hocam şu kadar kaynak. Matematikten şu, fizikten şu, kimyadan şu vesaire, sayısalcı bir öğrenci. Peki dedim, soru. Sen şu an bitirdiğin bu kaynaklarla kendinden ne bekliyordun? Çünkü o yılki gibi değil netlerimiz. Yükselme cidden var. Ama o tabii ki istediğimiz seviye henüz değil. Dedim sen kendinden ne bekliyordun? Ama hocam ne, o kadar beklemiyordum da şöyle de olmalı mıydı? Hayır, dur. Soruya bir daha dönüyorum. Kendinden ne bekliyordun? Hocam aslında haklısınız. Evet, daha çok bitirmem gereken şey var. Daha çalışmadığım çok konu var. Bir daha bakacağım onlara falan da asıl ağzındaki baklayı çıkardı. Ne diyor onu? Dilindeki baklayı mı diyor? Neyse. Dilinin altındaki baklayı sonra çıkardı. Ama hocam millet... millet. Mezun tayfanın düştüğü en büyük yanılgılardan bir tanesi budur. Geçen sene 20 binden mezuna bırakmış bir öğrenci de vardır. Aynı sınava giriyordur. Geçen yıl 50 binden bırakan öğrenci de, 100 binden 300 binden bırakan öğrenci de aynı sınava giriyordur, deneme sınavına. Ve kıyas başlıyordur. Çok saçma. Yapmayın bunu. Eğer bu kıyası yapmaya devam ederseniz ilerleyen aylarda bu kıyas sizi daha da kötü hissettirecek. Daha da özgüveninizi düşürecek. Hatta ya hocam ben keşke kalmasaydım mezuna falan gibi diyaloglar bile dönebilecek. O yüzden ne olur bu işi kıyas olarak görmeyin, rekabet olarak görün. Bu bir rekabettir, tatlı bir rekabet ama ben rekabet hep büyük ufuklu olarak hayal ederim. Yani Japonya'daki, Amerika'daki bir gençlerle rekabet yapabilme hayaliniz varsa doğru yoldasınız. Ama sadece kapı komşunuz, sadece işte sınıfınızdaki bir gençle, bir öğrenciyle kıyas halindeyseniz bunun adı rekabet değil. Tam aksine size her gün düşüren bir enerji kötülüğüdür. Enerji kötülüğü nedir ya? Enerji yoksunluğu diyelim. Neyse, anladınız siz be. Birinci olarak ne olur, bundan bir vazgeçin. İkincisi, bir başka öğrenciden örnek vereyim. Mezun bir öğrenci. Ve resmen ona şunu söyledim artık. Yani bireysel koçluk yaparken bazı şeyler yolunda gitmezse, yani öğrenci beni dinlemiyorsa ben öğrenciyle koçluk yapmayı bırakırım. Çünkü neden? Ya bana niye para ödüyorsun? Niye gelip sabahını burada heba ediyorsun? Bir sürü gitmen gereken yer zaten var. Bir de sen gelip benim dediklerimle yapmayacaksan ben onu bırakırım değil mi? Yaşadığımız şey ne biliyor musun? Aynen şu. Geçen yılkine göre aynı planlar bir daha yapılıyor. Sizden de ricam şu. Ne olur sağda solda o plan program kağıtlarınızı bir bulun. Geçen sene yaptıklarınızı. Hatta bizim o planlama defterini kullanan arkadaşlar geçen yılki sayfaları şu an görebilirler. Bir bakın onlara ya. Ne olur bir bak. Bir 5-10 dakika şöyle bir göz gezdirin. Yanına başka bir şey alın. İkincisi ne o? Bu yıl yaptıklarınızı şöyle bir masaya koyun. Bir bakın şunlar. Eğer ki gidişatınız hemen hemen aynıysa, %10 falan, %20'lerde falan bir değişim varsa geçmiş olsun. Geçen yılın aynısı gibi yola doğru gidiyorsunuz. Belki hatta daha kötü olacak. Niye hatta aynı gidilen yol daha kötü olur biliyor musun? Çünkü ilerleyen aylarda şu akla geliyor. Ben zaten geçen sene de böyleydim. Eyvah dediğin anda psikolojik olarak zaten orada çökmeye başlıyoruz. Bu plan program kağıtlarındaki farklılık en çok nerede karşımıza çıkar? Şurada çıkar. Şu ana kadar 20 tane matematik konusu çalışan
insan genç. Sana söylüyorum. Sen zaten geçen sene o 20 tane konunun içinde şu 3 konuyu yapamıyordun diyelim. 3 konu hala yine yapılmıyor. Sen 17 konunun nesine seviniyorsun? Sevinemezsin. Sevinmemelisin bence. Ama hocam onları daha da sağlamlaştırırım. Tamam bu güzel. Bunu alkışlarız. Netler de yükselir. Alkışlarız da 3 konu hala aynı 3 konu olarak bizi bekliyor. Geçen sene TRT'den zaten arkadaş 2 tane, 3 tane, 4 tane kaynak bitirmiş. AYT tarafına bakıyoruz. Hala bir kaynak yarılanmamış. Hala böyle bir ikinci kaynağa geçilmemiş. Soru hani AYT daha önemliydi? Hani geçen seneki kaybın asıl AYT yüzündendi? Bunları söylerken kime söyledin? Şimdi söyleyemiyorsan kendine niye söyleyemiyorsun? O yüzden ne olur bu hatayı da yapma güzel insan. Geçen yılda göre farklılaştırmalısın. Yani geçen yıla göre farklı bir sene ihtiyacımız var. Bu da ikincisi. Ve bundan dönmek çok zor değil ha. Yapman gereken tek şey şu. Evet şurada bir analiz kampı var. Hadi biraz daha burada TRT yüklen. Tamam da ya Kasım'dan sonra dön artık şu AYT'ye. Tamam. 12. sınıflar genelde 15 tatil sonrası daha çok AYT yüklenirler ki bu çok normaldir. Ama mezun tayfa niye 15 tatili bekliyor asıl AYT dönüş için? Kasım'dan sonra zaten bence dönüş için asıl sinyaller başlar. Hani dönüş derken TRT'de AYT'de yine dengeli ama AYT daha çok ön plana çıkmalı. Çünkü geçen sene zaten biz sınavı bu yüzden kaybettik büyük ihtimal. Üçüncüsü. Başka bir güzel insandan bahsedeyim size. Bu güzel insanla biz 3 ay, 4 ay boyunca görüştük. Kendisi evde çalışan bir mezundu. Arkasından bir kursa gitme kararı aldı ki kursa gittiğinde zaten sonra pişman oldu. Çünkü çok verimsiz bir kurs süreciydi. Sınıf ortamı, gittiği kursun işte böyle kötü olması vesaire vesaire. Neyse. Çalışmalar bir şekilde devam ediyor ama güzel gidiyor gibi duruyor. Fakat ilerleyen aylarda çalışma tempomuz ciddi oranda düşmeye başladı. Hatta çalışılmamaya başlandı. Hocam geçen haftaki planın aynısı. Bu nasıl ya? Hiçbir şey yapmadın. Hocam hiçbir şey yapmadım. Tamam neyse olabilir hani insanlık hali. Bir sonraki hafta hocam buyurun. Ya bu aslında bir mesaj da içeriyor. Yani başka bir sıkıntı var. Hani sayısalcısınız. Hatta bir öğrenci niye bana gelmiş biliyor musun? Tıp istiyorum diye. Bak ilginçtir. Hatta 40 binlerde ve bu mümkün. Çok da rahat yapılır yani 40 binden tıpa gidilir. Çok da rahat gidilir. De sıkıntının büyük tarafı şurası. Bu güzel insan bence bir şeyleri itiraf edemiyordu. 6 ay sonra en geç 6 ay sonra bir itirafta bulundu. Bak aradan 6 ay geçti ama. Hocam dedi ben tıp falan istemiyorum. Şimdi özellikle fen lisesindeki tayfa, hani böyle sayısal ağırlıklı liselerde okuyan tayfa, bir türlü eşit ağırlıkçı olduğunu insanlara itiraf edemez. Eşit ağırlıkçılıkta yıllardır ömrünü geçirmiş bir arkadaş sözelci olduğunu itiraf edemez. Çünkü bunları söyleyince böyle bir zayıflık gibi durur yani. Bak işte yapamadı da gitti. Hayır ya benim asıl hayalim orada diyemiyorsunuz maalesef. Deyin bunu. Bu güzel insan sonraki aylarda hatta biz plan program yapmayı falan bıraktık. Ciddi ciddi aramız dağıldı böyle baya kötüye gidiyoruz. En son nokta ne oldu biliyor musunuz? Sınava kadar kendini sayısalcı gibi ilan eden bu güzel insan sınavdan sonra şu an hukuka gitti. Ve çok da mutlu. Ve ben onun adına sevindim. Çünkü son dakika evet sistemin buradaki sıkıntısına girmiyorum işte. Son anda yani TM'cilerin hakkını mı yedi yemedi orası farklı bir konu. Maalesef bu sistemin bir sıkıntısı bence de. Düzeltilmesi lazım. Ama sonuç olarak şunu söylemek lazım. Mezun tayfa ciddi ciddi çalışamıyorsanız aylardır böyle elinize kalemler alıp hala bu kalem bir türlü oynamıyorsa hala o test kitapları bitmiyorsa doğru hedefin mi? Doğru hedefin peşinde misiniz? Değil misiniz? Bir daha bunu sorgulayın. Dürüst olun kendinize ya. Yapabiliyorsanız yapacağım deyin bunu. Açık açık söyleyin. Böyle sağda solda gaza gelip 300 binlerden ilk defa tıp kazanan kişi olarak tarihe geçeceğim gelip yorumlara yazmanın orada alınan beğeninin bir faydası olmayabilir size. Yapmayın bunu. Gerçekçi olun biraz daha bu tarafta. Bunu yapacaksanız deyin ki 300 binlerden ilk defa ben bunu başaran kişi olacağım ama şu ana kadar da şu kadar kaynak bitirdim yazın altına. Doldurun burayı. Hani sınıf ortamında bunu söylemek kolaydır bazen. Koca sınıf ortamında insanlar sizle böyle dalga geçer gibi konuşur. İlk defa ben olacağım göreceksiniz dersiniz ki olabilirsiniz de bunun altına doldurmazsanız bu bir yalana döner bir süre sonra. Kendinize inandırdığınız bir yalan. Başkalarını kandırmak için uğraşmazsınız. Lütfen mezun tayfa. İster evde çalışan mezunlar, ister şu an kursa giden mezunlar. Sizden isteğim şu. Şu 3 hatayı ne olur yapmayın. 3 hatayı toparlayın. Görün bakın eskisi gibi olmayacak. Biz neden hep sıralama çekiş hikayelerini arkalı mücadele yükleri paylaşıyoruz? Çünkü bu işi yapanlar var. Buyurun burada. Hatta sayısı artık o kadar fazla ki YouTube'da birçok kanalda var. Artık biz hani bu tarz videolardan daha başka videolara da geçmeye başladık. Çünkü niye? Başka şeylere de ihtiyacımız var. Ama senin de seniye mücadele öykülerinde ister bizim kanalda ister başka kanallarda yer almak istiyorsan yani sıra sendeyse bu 3 hatayı ne olur yapma güzel insan. Bana bir söz ver. Ne olur ya? Gel şu yorumlarda bir söz ver bana ya. Benim istekliliğimi de artır. Sana atacağım videoların sayısındaki de içeriğindeki kalite açısından da benim istekliliğim de artması için senden bu sözü duymaya ihtiyacım var. Kendine çok çok iyi bak. Seviliyorsun. Bana kızma. Bu resmen böyle şey hani sobaya doğru elini uzatan bir çocuğun elini bir anda gel bu tarafa demek gibi bir video oldu. Hakkını helal et seni kızdırdıysam ama bunu da yapmam lazım. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle.